Aslan balığı her ne kadar balon balığı kadar büyük bir tehdit olarak görülmese de özellikle ısınan Akdeniz için çok ciddi bir tehdit oluşturuyor. Çok hızlı üreyebilmesi, yavru balık ve kabuklularla doymaz bir şekilde beslenmesi ve hiçbir canlının köpek balığı dahil olmak üzere onu düşman olarak görememesinden dolayı Akdeniz boyunca kıyıları iyice istila etmiş durumdadırlar. Aslan balığı Pteroïs cinsi balıklara halk arasında verilen genel addır. Zebra balığı olarak da bilinirler. Ve aslan balığı 1. bölümde anlattığım venomlu balıklara çok güzel bir örnek teşkil ederler. Zehrini aktaracağı toplamda 18 tane zehirli diken barındırır ve bunlardan 13 tanesi dorsal yani sırt bölgesinde, 3 tanesi anal ve 2 tanesi de pelvik yani alt karın bölgesinde bulunur. YouTube'da birçok kanal tık kazanmak için bu dikenler tarafından sokulan yetişkin insanların öldüğünü söyleyip onu dünyanın en zehirli balığı ilan etse de durum tam olarak bu şekilde değil. Tabii ki de benim gibi alerjisi olan ya da herhangi bir kronik rahatsızlığı olan insanlar ya da çocuklar için risk taşır. Ama yetişkin ve sağlıklı bir insanı sokarak öldürmez diyebilirim. Uluslararası literatürde henüz aslan balığı tarafından herhangi bir ölüm raporu da bulunmuyor. Hastalar üzerinde yapılan araştırmalar klinik durumlarının ağrı ve ateş gibi belirtilerden öteye gitmediğini gösteriyor. YouTube'da kendini zehirli hayvanlara sokturan ve ısırtan Brave Wilderness'ın bu videosunda da göreceğiniz gibi zehrin tüm etkisi şiddetli ağrı, ateş, kusma, baş dönmesi gibi etkiler şeklinde kendini gösteriyor. Risk yok gibi görünse de ölüm hiç olmaz demem mümkün değil. Genelde bu tarz balıklara en çok amatör balıkçılar temas ediyor. Özellikle hassas ve yaşlı insanlarda ya da birçok şey alerjisi olan bünyelerde bu tarz venomlu canlılar tarafından sokulmak veya ısırılmak ölümcül olabilir. Bu balıkların doğal yaşam alanları Hint Pasifik Okyanus ve Kızıldeniz'deki mercan resifleridir. Etçil bir balıktırlar. Venomlu iğneleri ve dış görünüşüyle büyük balıkları kendinden uzak tutmayı başarırken onu zararsız zanneden boyunun 3'te 2'sine kadar yakın ölçülere dahi sahip olan Akdeniz'in yerli balıklarını afiyetle yerler. Deniz biyologları yakaladıkları bir aslan balığının midesinden tam 50 farklı balık türünün kalıntısını bulmuşlar. Bir aslan balığı ortalama 2 milyona yakın yumurta bırakıyor. Bu hızlı üreme ve önüne çıkan her şeyi de yiyebilme yetenekleri sayesinde bu balığın çok yakın bir akrabası Batı Atlantik ve Karayip denizlerindeki ekosistemlere çok ciddi zararlar vermiş ve neredeyse yerel türlerin çoğunu ortadan kaldırmayı başarmışlar. Durum o kadar ilerlemiş ki artık resiflerde aslan balığından başka bir balık çok nadiren görülen bir durum haline gelmiş. Bölge halkı ve dalış eğitmenleri çözümü kendileri bulmak zorunda kalmaya başlamış. Hatta bazı bölgelerde balıkçılar ve dalgıçlar köpek balıklarının tercih etmediği bu balıkları yemeleri için onları eğitiyor ve aslan balıkları ile besliyorlar. Köpek balıklarının çok kısa bir süre içinde aslan balığı zehrine karşı bağışıklık kazanmaya başladığından bile bahsediyorlar. Bazı bölgelerde köpek balıklarının yerini barakutalar almış durumda. Artık onlar da aslan balığı menüsüne alışmak zorunda. Sadece birkaç yıl içerisinde Akdeniz'den Ege Denizi'ne kadar yayılmış olan bu balığın gelecekte ekosistemimize büyük zararlar vermesi kaçınılmaz bir şekilde görünüyor. Aslan balığı oldukça agresif ve son derece rekabetçi bir türdür. İşgal ettiği hem yerel ekosisteme hem de yerel fauna çeşitliliğine çok ciddi şekilde zarar verebilme gücüne sahip. Aslan balığının da diğer türler gibi başlıca birkaç geliş yolu var. Geçen 200 yılın ardında Akdeniz'i istila ettiği düşünülen 1000 türün üzerinde balık olduğu düşünülüyor. Bu da yerel canlı nüfusunun çoğalmasını karşısındaki en büyük engel. İşin kötü kısmı bu istilacıların herhangi bir avcısı da yok. Ve özellikle balık yavrularına bayılıyorlar. Bu da yerel canlı nüfusunun çoğalması karşısındaki en büyük engel. Bir diğer büyük sorun ise kural dinlemeyen uluslararası gemi şirketleri. Çelik gemilerin 100 küsür yıllık inşası ile birlikte gemilerin dengelerini korumak için balast suyu denilen denge suları kullanılmaya başlanmıştır. Bu su güvenli gemi seyri boyunca geminin içerisine pompalanır, böylece geminin stresi azalır, yatay dengesi sağlanır ve ileri sürüş kabiliyeti yükseltilir. Balast suyu gemilerin güvenliği için verimli modern denizcilik operasyonlarındandır. Ancak dünyanın çeşitli yerlerinden gemilerin içine pompalanan tonlarca suyun taşıdığı denizel canlıların miktarı da ekolojik dengeye çok ağır darbeler vuruyor. Gemiler istilacı türler için dünyanın bir ucundan diğer ucuna konforlu bir şekilde taşınan Truva atı haline gelirler. Suyun içerisine çekilen balıklar, larvalar, yumurtalar ve planktonlar gibi çeşitli canlı türleri gemiyle binlerce kilometre seyahat ettikten sonra kendileri için kusursuz üreyip çoğalabilecekleri yeni yerlere taşınmış olurlar. Bilim insanlarının istilacı türlerin bu şekilde seyahat ettiklerini ilk fark ettikleri yıl 1903 yılı olmuş.
Asya kökenli bir alg olan Odontella'nın Kuzey Denizi'nde yüksek miktarlarda bulunmasıyla fark edilmiş. Bilimsel komitelerin bu konuyu ayrıntılı çalışmaya başlaması ise 1970'leri bulmuş. Yani aradaki 70-80 yıl boyunca bu canlılar dünyanın çeşitli yerlerinden diğer yerlerine doğru taşınmaya devam etmiş. 1980'lerde Kanada ve Avustralya'nın bu istilacı sorununu çok ciddi bir şekilde yaşamaya başlaması ile dünya genelinde önlemler alınmaya başlanmış. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi, devletlerin zararlı ya da yabancı türlerin istemli istemsiz taşınması dahil insan kaynaklı deniz kirliliğinin önlenmesi, azaltılması ve kontrol altına alınması için devletlerin şirketlere uygulatması için bazı önlemleri var. Fakat para ve zaman kaybedecekleri için şirketler gemilerine bu kuralları esnetiyorlar. Örneğin bir denizden alınan balast suyu o denizden çıkmadan boşaltılmalı, bir başka denize gelindiğinde tekrar o denizden alınan su ayrılmadan tekrar aynı denize bırakılarak ilerlenmeli. Ama maalesef ki denetim zorluğu şirketlerin vurdum duymazlığı ile birleşince Karadeniz ve Akdeniz dahil olmak üzere girip çıkan bütün büyük gemilerle bu sorunlar her geçen gün daha da katlanarak büyüyor. Eğer bu tarz ciddi problemlerin önüne bir an evvel geçmeyi başaramazsak, dünya genelinde bir 50 yıl içinde yiyecek balık kalmadığı için sadece plastik yiyen, istilacı balık türleriyle dolu okyanuslar ve denizler göreceğimize şüphe yok.